Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nebiyyü kul limen fi eydikum minel esra in ya'lemillahu fi kulubikum hayran yu'tikum hayran mimma uhize minkum ve yağfir leküm. Vallahu gafurun rahim. Sure Enfal ayet 70. Bedir'de Müslümanlar gerçekten büyük bir zafer kazandılar. 70 tane müşrik, kafir öldürüldü. 70 tanesi de esir alındı. Bu esirleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam istişare etti. Sonra da Allah'ın onayı geldi. Ve esirler kurtulmuş oldu. Esirler kurtuldu ama Rabbimiz Teala onların hidayetini istiyor. Müslümanlıklarını istiyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a esirlere şu sözleri söylemesini emrediyor. Ya eyyühen nebiyyü, ey nebi, kul de ki, limen fi eydiküm minel esra, şu ellerinizde olan esirlere, şüphesiz ki o gün Muhammed Aleyhisselam kıyamete kadar aynı konumda olan bütün Müslümanlara bir emirdir bu. İn ya'lemillahu fi kulubikum hayran. Ey esirler! Eğer Allah sizin kalplerinizde hayır görürse, siz hayra yönelirseniz, Müslüman olursanız, Allah yolunu seçerseniz, yu'tikum hayran mimma uhize minkum. Şu anda siz fidye verdiniz, üzülüyorsunuz ya, elinizde en sevdiğiniz malları kaybettiniz ya, ama sizin eğer hayra yöneleceğinizi bilse Allah, yani siz hayra yönelirseniz, Allah da onu görse, o zaman Allah size bu verdiklerinizden daha hayırlısını verir. Yani şimdi ne kadar fidye verdiniz, daha fazlasına ulaşırsınız. Ayrıca ve yağfir leküm, Allah sizi bağışlar. Allah sizi bağışlar. Vallahu gafurun rahim. Allah gafurdur, rahimdir. Bağışlayan da Allah, merhamet eden de Allah. Abbas peygamber aleyhissalatü vesselamın amcası, Allah kendisinden razı olsun, Bedir savaşında esir olanlardandı. Bu ayetle ilgili şu değerlendirmeyi yapar. Rabbimin dediği aynen çıktı. Yani o gün verdiğimden kat kat fazlasına Rabbim beni ulaştırdı. Yani dünya olarak. Umarım ki veya firleküm de gerçekleşir de Rabbim bizi bağışlar da affeder de cennete gideriz derdi. Sure Enfal ayet 71. Ven yuridu hıyaneteke, eğer onlar sana hainlik düşünürlerse, yani sen onları kurtardın, sen onlara özgürlük verdin, iyilik yaptın, öldürmedin, buna karşılık onlar sana karşı bir hainlik beslerlerse, haince bir niyetleri olursa, fakat hanullâhe min kablu, daha önce Allah'a da zaten bunlar hainlik etmişlerdi. Fe emkene minhum, Allah da sana imkan verdi onlara karşı, yani onları küçük düşürücü ve onları aşağılayıcı bir durum var etti. Sana güç kuvvet verdi ve sen Allah'ın yardımıyla onlara karşı galip geldin. Onların Allah'a hıyanetlerinin cezası da böylece gerçekleşmiş oldu. Sana da eğer hainlik yaparlarsa yine Allah sana karşı, sana güç kuvvet verecek. Onlara karşı kullanasın diye ve yine sen galip geleceksin. Vallahu alimün hakim. Allah alimdir, hakimdir, bilen ve hüküm hikmet sahibi odur. Sure Enfal ayet 72. İnnellezine amenu, iman edenler. Şimdi Allah Tevbe suresi, Enfal suresinde Müslümanları değerlendirecek bu ayette. Acaba bu zaferi kazanan Müslümanlar kimler? Gerçi surenin ilk ayetlerinde bu Müslümanlarla ilgili bir değerlendirme öğrenmiştik ama şimdi yine bir değerlendirme daha.
İnnellezine amenu, iman edenler ve haceru, icret edenler, hemen anladık. Yani Mekke'de iman eden Müslümanlar ve hicret ettiler Medine'ye. Ve cahedu bi emvalihim ve enfusihim, Medine'ye gelinceye kadar sıcak savaşa girmeden, Medine'ye geldikten sonra da sıcak savaşta bizzat mallarıyla bi emvalihim ve enfusihim, mallarıyla canlarıyla cihad edenler ettiler. Fi sebilillah, Allah yolunda. Bunlar muhacir Müslümanlar. Vellezine abev, şimdi ensar, yani Medineli Müslümanlar, o muhacir kardeşlerine kucak açanlar, ve nasaru, yardımcı olanlar var ya, ülaike ba'duhum evliya'u ba'd, onlar birbirlerinin velisidir, onlar birbirlerinin dostlarıdır. Ve de onlar belli bir döneme kadar, ayet gelecek, o ayet gelinceye kadar bu velayetlerinden dolayı birbirlerinin mirasçısı da olabilecekler. Vellezine amenu, ama şu iman edenler var ya, velem yuhaciru, icret etmeyenler, gerek Mekke'de ve gerek Arabistan kıtasının diğer bölgelerinde iman eden Müslümanlar var, ama bunlar velem yuhaciru, icret etmediler. Kur'an'dan ve sünnetten anlayabildiğimiz kadarıyla, Rabbim yanlışımızı affetsin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz fetihten sonra hicret yok diyordu. Demek ki Mekke'nin fethine kadar dünyanın neresinde bir kimse Müslüman olursa hemen onun Medine'ye hicret etmesi gerekiyordu. Böylece Medine'de bir güç oluşturacaklar ve o güç ve kuvvetle Allah'ın izniyle fetihler ve İslam'ı bütün dünyaya duyurma savaşı devam edecekti. Ama fetihten sonra dedi ki Muhammed Aleyhisselam, dedi ki İslam herkes bulunduğu yerde dursun. Artık zaten Müslümanlar güçlendi. Bütün Arabistan kıtası hicret yurdu bir anlamda. Sonra bütün dünya hicret yurdu. Bütün dünyaya Müslümanlar Allah'ın dinini götürecekler. O döneme kadar, Mekke'nin fethine kadar, zaten burada Bedir zaferinden sonra indi bu sure, hala Müslümanlardan kimileri hicret etmiyorlarsa Medine'ye, maleküm min velayetin min şeyin hatta yuhaciru, onlar hicret edinceye kadar onların sizinle bir velayeti yok. Yani miras hakkı yok onların da sizinle birbirinizden. Çünkü hicret ettikleri zaman artık bu yasa uygulanacak. Ve enisten sarukun fid din, ama dinde ihtiyaçları var, yardım istiyorlar, bize dini öğretin diyorlar, bize yardımcı olun, o zaman tamam, fe aleykümün nasru, yardım edersiniz. Hatta diğer toplumlara karşı savaş veyahut da bir kargaşa varsa o zaman da yardım edersiniz. Ama illa ala kavmin beyneküm ve beynehum mizak, aranızda sözleşme yaptığınız bir kavmin içinde yaşıyorlarsa onlar, işte onlara karşı yardım edemezsiniz. Çünkü anlaşmalı bir kavmin içinde onlar. Hicret etsinler, o zaman kardeşleriniz zaten, mecbursunuz kardeşçe onlara yardımcı olmaya. Vallahu bima ta'melune basir, Allah yaptıklarınızı görür. Allah işte hicret etmeyen Müslümanlara karşı tavır ve davranışınızın böyle olmasını ister. Sure Enfal ayet 73. Vellezine keferu ba'duhum evliya'u ba'd, kafirlere gelince onlar da birbirlerinin velisidirler. Onlar da birbirlerinin yardımcısı, birbirlerinin mirasçısıdırlar. İlla tef'aluhu, işte bundan dolayı eğer siz kendi velayetinizin, Müslümanların velayetinin gereğini yapmazsanız, tekün fitnetün fil ardı, yeryüzünde büyük bir karışıklık olur, fitne olur. Ve fesadun kebir, ve büyük bir bozgunculuk da, fesat da yaşanmış olur. Ey Müslümanlar, siz Allah'ın sizi nasıl birbirinizin velisi kılmışsa, Allah nasıl sizi kendine veli, sizi nasıl kendisine veli yazmış ise, bu velayetin gereği neyse ona göre yaşayın ve böylece dünyada güzellik olsun, ıslah olsun ve barış olsun. Sure Enfal ayet 74. Vellezine amenu ve haceru ve cahedu fi sebillah, vellezine avev ve nasaru, tekrar hem muhacir hem ensar gündeme geldi. Vellezine amenu, iman edenler, ve haceru, hicret edenler, ve cahedu fi sebillah, Allah yolunda cihad edenler, Mekke'de savaşsız ve Medine'de savaş
da bunun içinde cihad edenler, vellezine âve ve nasaru, Müslümanlara kucak açanlar ve yardımcı olanlar, Medineli Müslümanlar, Ensar, ülâike humul mü'minûne hakka, işte gerçekten müminler bunlardır. Lehum mağfiratun ve rizkun kerim, onlar için bir bağış var ve onlar için de kerim, Allah'ın kerim olan, Allah'ın lütfu olan rızıklar var. Ve bu ayet bize ilk ayetleri hatırlattı Enfal suresinde ve Rabbimiz şöyle demişti, tekrar edeyim. İnnemel müminun, muhakkak ki müminler, ellezine izâ zükirallah vecilet kulûbuhum, onlara Allah zikredildiği zaman gönülleri ürperir, kalpleri ürperir. Ve izâ tüleyet aleyhim âyâtû zâdetüm imâne, onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn, yalnız Allah'a tevekkül ederler, Allah'a güvenirler. Ellezîne yukîmûne salâ, namaz ikame ederler. Namaz gibi yaşarlar. Namaz onlara hakimdir. Ve mimmâ razaknâhum yunfikûn, ve bizim kendilerine vermiş olduğumuz rızıklar da infak ederler. Burada vellezine amenu ve haceru ve cahedu fi sebillah vellezine abe ve nasaru, sonra ulaike humul mu'minun hakka, 4. ayet ve 74. ayet ulaike humul mu'minun hakka ve 4. ayet lehum derecatun inde rabbihim ve mağfiratun ve rizqun kerim, onların Rableri katında dereceleri var, mağfiret ve rizqun kerim var. Ve burada lehum mağfiratun ve rizkun kerimde 74. ayette Allah'ın lütufları ve bağışları. Sure Enfal ayet 75. Rabbimizin lütfuyla Enfal suresinin de son ayetine geldik ve sonra Tevbe suresiyle devam ediyoruz Allah'ın yardımıyla. Vellezine amenu min ba'du, bundan sonra iman edenler ve haceru icret edenler ve cahidu mahkum, sizinle beraber cihad edenler, artık feulaike minküm, onlar da sizinle beraberdirler. İşte siz Bedir zaferini kazandınız. Yine yeni yeni Müslümanlar var. Bu yeni yeni Müslümanlar da Medine'ye hicret ediyorlar. Ve sizinle beraberler ve kardeşlerinizdir. Yalnız bir farklı hüküm geldi. Ve ölül erhami ba'duhum evlâbi ba'dın fi kitabillah. Artık muhacirler çoğalmaya başladı. Ensar azalıyor. Ve bundan dolayı ve başka sebeplerden dolayı artık Allah Nisa suresinin de ayetlerini, yasalarını indirdi ve orada nasıl bildirmişse mirasta öyle devam edecek. Yani Müslümanlar artık akrabalık bağına göre birbirlerinin mirasçıları olacak. Ya deyse muhacir ve ensar kardeşliğine göre değil. İnnallâhe bi külli şeyin alim, muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Sure Tevbe, bir başka ismiyle Berae, ayet 1. Bu sureye direkt başlamış olsaydık Eûzu billahi mineşşeytanirracim beraetun minallahi ve rasulihi ilellezine ahadtu minel müşrikin diye başlayacaktık ve Enfal suresinin son ayetini bitirerek başlayacak olursak İnallahi bi külli şeyin alim beraetun minallahi ve rasulihi ilellezine ahadtu minel müşrikin. Ve bu surenin başlangıcında Bismillahirrahmanirrahim yok. Diğer bütün surelerin başlangıcında Bismillahirrahmanirrahim bir ayettir ya da bir müstakil ayet olmasa bile her sureye Bismillahirrahmanirrahim ile başlanır. Ama Tevbe suresine Bismillahirrahmanirrahim ile başlanmıyor. Konusundan olabilir bir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sureyi böyle zapt ettirmiştir, yazdırmıştır bundan dolayı. Beraetun minallahi ve rasulihi ilellezine ahattu minel müşrikin. İşte bir ultimatom ya da bir ilan ya da bir tehdit. Allah ve Resulünden kime? Ahitleştiğiniz, anlaşma yaptığınız, sözleştiğiniz müşriklere Allah ve Resulünden bir beraet, bir ilan, bir ultimatom. İyi dinlesinler. Yani bu uyarıya kulak versinler, akıllarını başlarına alsınlar diyor Rabbimiz Teala anlaşma yapılan toplumlara karşı Efendimizin söylemek zorunda kaldığı bu ayetleri, işte Berae suresinin, Tevbe suresinin ilk ayetinde böyle gündeme getirir. Ve Tevbe suresi daha ileriki konulardan dolayı, Tevbe ilk ayetten ve ilk kelimeden dolayı da sure Berae.
Sure Beraye, Sure Tevbe ayet 2 Fesihu fil ardı erbaate eşhur ve bu anlaşma yaptığınız topluluklara söyleyin ki yeryüzünde 4 ay serbestçe dolaşsınlar. Ondan sonra tamam ve alemu bilin ki enneküm gayru mucizillah Allah'ı asla aciz bırakamazsınız. Buna gücünüz yetmez. Ve ennallaha muhsil kafirin muhakkak ki Allah kafirleri rezil rüsva edecektir. Bunları perişan edecektir. 4 ay size izin, müsaade. 4 ay sonunda Müslüman olun yahut da bu Arabistan kıtasını terk edin diye bir ilan, bir ultimatom ve bir uyarı niteliğindeki bu sözleri Rabbimiz Teala Efendimiz'e indirdi ve Efendimiz de bütün dünyaya ilan etti bu sözleri. Ve Ebu Bekir Efendimiz Hac emiri olarak Mekke'ye doğru yol almıştı. Bu ayetler nazil oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali Efendimiz'i görevlendirdi. Bu ayetleri okumak üzere ve bütün hac boyunca bu ayetleri okudular. Ebu Bekir Efendimiz, Ali Efendimiz okudu ve böylece Arabistan kıtasında yeni bir dünya başlıyordu. Ve bu dünyaya artık müşrikler giremeyecekti ve bu dünyada müşrikler varlıklarına devam ettiremeyeceklerdi. Allah kafirleri rezil rüsvay edecekti. Sure Tevbe ayet 3 ve ezanun minallahi ve rasulihi ilen nasi yevmel haccil ekber. İşte o büyük hac günü, yani büyük hac Arafat'ıyla, Müzdelifesiyle, Minas'ıyla, tavafıyla, sa'iyle, kurbanıyla, Müslümanların ihramıyla, tıraşıyla, yani bütünüyle mükemmel bir şekilde gerçekleştirmiş oldukları hac günü. O gün işte el haccül ekber, Zilhicce'nin 9. gün Arafat'ta bulunan Müslümanların o gece Müzdelife'de, ertesi gün Mina'da olmak ve bir gün önce de Mina'da sünnete uygun olarak hareket ederek gerçekleştirdikleri bu hac ancak Zilhicce ayında ve işte 8, 9, 10, 11, 12 ama özellikle 9. gün Arafat'ta bulunmak suretiyle gerçekleştirilen bir haçtır. Diğer haccı asgar, yani küçük haç ise bütün zamanlarda, yani Zilhicce 9, 8, 9, 10, 11'de gerçekleştirilen o büyük haçın dışında bütün zamanlarda Müslümanların Kabe'yi ziyaret etmeleri, Kabe'de tavaf etmeleri ve Safa ile Merve arasında sa'y etmeleri ile gerçekleştirdikleri o küçük haç, umre ise her zaman olur. Bu ayet özellikle haccın sadece Zilhicce ayında hem de Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de ve Kabe'de gerçekleştirileceğini söylüyor. Ne başka bir zaman, ne başka bir mekanda hac ibadeti yapılmaz. Zaman Zilhicce 9, Arafat 8, Mina 10, Mina ve gecesi Müzdelife ve işte sa'i ile tavafıyla bildiğimiz hac ve zaman bu, mekan ise Arafat, Mina, Müzdelife ve Kabe. Evet, ilan ne? Ennallaha beri'un minel müşrikine ve rasulü. Muhakkak ki Allah ve rasulü müşriklerden beridir. Teberri ediyor Allah ve rasulü. Bizim müşriklerle ilgimiz yoktur. Dostluğumuz, velayetimiz yoktur diyor Allah ve rasulüyle birlikte. Müslümanlara da bunu söylemesini istiyor tabii ki. Yalnız müşrikler ve in tüptüm, eğer tövbe ederseniz, şirkten, küfürden, Hristiyanlıktan, Yahudilikten vazgeçerseniz, fevve hayrun leküm, bu sizin için daha hayırlı. Müslüman olursunuz ve kazanırsınız. Ve in tevelleytüm, ama yüz çevirirseniz Allah'tan, Resul'den, İslam'dan, fealemu bilin ki enneküm gayru mucizillah, siz asla Allah'a aciz bırakamazsınız, buna gücünüz yetmez. Yani ne kadar da Allah'a karşı direnseniz, savaş hedefiniz olsa, bütün dünya kafirleriyle de birleşseniz, doğudan batıya, kuzeyden güneye, hepsiyle Allah'la giriştiğiniz savaşta hep aciz olacak sizlersiniz, yenilecek sizlersiniz. Ve beşirilledine keferu, bundan sonra Allah'a aciz bırakmak gibi bir hedefle Allah, Resul ve Müslümanlarla savaşanlara müjde ver ki
onlara bir azabin elim, aman ya Rabbi, hiç azıcıklı azap müjde olur mu? Onlar Allah'la savaşırken tabii bu müjdeyi de hak etmiş oluyorlar. Sure Tevbe bir diğer ismiyle beraber ayet 4. İllellezine ahettüm minel müşrikin. Ama şu müşriklerden sözleşme yaptığınız kimseler var. Sümme lem yenkusukum şeyen. Onlar, o sözleşme yaptığınız kimseler, size karşı hiçbir ihanet içinde olmadılar. Ne kadar söz vermişlerse o kadar o sözü yerine getirdiler. Ve lem yuzahiru aleyküm ehaden. Ve sizin aleyhinize de başka toplumlara, sizin savaş içinde olduğunuz kimselere de yardımcı olmadılar. Yani sizin aleyhinize başka toplumlara destek olmadılar. Size verdikleri sözleri yerine getirdiler. Bir de böyle toplumlar var ki müşriklerden. فَاَتِمُّ اِلَيْهِمْ اَحْتَهُمْ. Onlara ne kadar söz vermişseniz o sözün sonuna kadar, ahdin sonuna kadar vefalı olun. اِلَى مُدَّتِهِمْ. Yani tamamlayın. فَاَتِمُّ اِلَيْهِمْ اَحْتَهُمْ اِلَى مُدَّتِهِمْ. Onlara verdiğiniz sözü zamanına kadar, ne kadar zaman için onlarla sözleşme yapmışsanız o verdiğiniz sözü yerine getirin. İnnallâhe yuhibbul muttakîn. Allah müttakileri sever. Yani sizin müşriklere bile olsa, Yahudilere, Hristiyanlara bile olsa vermiş olduğunuz sözlere sadık kalmanız, vefalı olmanız Allah tarafından sevilen bir harekettir. Allah kendisi vefalıdır. Ve Müslümanları da, peygamberi de vefalı olarak görmek istiyor. Ahde vefa Allah-u Teala'nın bir ahlakıdır. Peygamberin ahlakıdır, Müslümanın ahlakıdır. Ahde vefasızlık ise Müslüman olmayanların ahlakıdır. Ve Rabbim istiyor ki Müslümanlar, Peygamber aleyhisselam ahde vefalı olsunlar. Müşriklere bile karşı olsa. Sure Tevbe ayet 5. Feyden selekal eşhurul hurum. Artık o haram aylar bitti. An o dört erbata eşhur, sanki buradaki gibi bu ikinci ayetteki müsaade edilen o dört ay gibi geliyor bu ayet-i kerimede. Feyden selekal eşhurul hurum. Haram aylar çıkınca ve ayrıca diğer bunun içinde eğer haram ay varsa dört ay müddetin bitiminden sonra, diyelim ki dört ay Recep, Şaban, Ramazan, Şevval'de bitti. Sonra Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayları da girmişse eğer, o haram aylar da çıkınca faktülül müşrikine haythu vecettumuhum, müşriklerle savaşın. Nerede olurlarsa olsun onlarla savaşın. Nerede bulursanız onları öldürün. Fehuzuhum, yakalayın. Vahsuruhum, hapsedin. Vakudu lehum külle marsat, ve onlar için gözetleme yerleri yapın. Yani Arabistan kıtası ile ilgili sanki bu ayet. Bu dünya şehirlerinin merkezi Mekke, biliyorsunuz. Mekke Arabistan kıtasında ve Muhammed Aleyhisselam'ın ilk egemen olduğu dünya. Orada hiçbir kafir kalmayacak ve hepsi ya Müslüman olacaklar yahut da başka yurtlara gidebilecekler. Başka yurtlardaki insanlara uygulanan yasa ise farklı, onlara gidilecek. Gelin önce Müslüman olun. Olmazlarsa bize cizye verin. Bizim egemenliğimizde yaşamayı kabul edin denilecek ikinci olarak. Üçüncü olarak savaş. Yani dünyada Müslüman olmayanların yaşama hakkı var. Ama Arabistan kıtasında bu ayete göre Müslüman olmayanların yaşama hakkı yok. Feintabu, o kıtada yaşayan insanlar tevbe ederlerse ve kamussala, namazı ikame ederlerse, tevbe, tövbeden sonra Müslüman olmalarının belgesi ya da nişanesi, alameti namazdır ve zekattır. Namaz kulun, kulların Allah, birlikte Allah'a karşı, zekat ise kulların birlikte kullara karşı Allah'ın istediği bir uygulamadır, yasadır. Namaz ikame ederler, namaz gibi bir hayat kabul ederlerse ve atevuz zekatı verirlerse, mallarından
Allah'ın kendilerine verdiği güçten, kuvvetten, sermayeden diğer Müslümanları da Allah için faydalandırırlarsa, cömert olurlarsa fehallu sebilehum, artık onların yollarını açın, serbest bırakın, kardeşlerinizdir, birlikte bir hayat yaşayın. İnnallaha gafurun rahim, Allah gafurdur, rahimdir, bağışlayandır, merhamet edendir. Ve sure Beraya bir diğer ismiyle Tevbe. Ve in ahadun minel müşrikin estecarake, eğer müşriklerden kimileri senden bir yurdunu görme ya da yurduna sığınma, sizin himayenizde olma gibi bir istekte bulunursa, fe ecirhu hatta yesma kelamallah, Allah'ın kelamını işitinceye kadar ona imkan tanı, müsaade et, dursun, dinlesin sizi, görsün, Kur'an dinlesin, sizi görsün, namazınızı görsün, ahlakınızı görsün, güzelliklerinizi görsün. Belki Müslüman olur. Sonra da sümme eblighu me'mene, sonra gideceği yere güvenli bir şekilde onu ulaştır. Yani İslam'ı dinlemek isteyen kimselere izin verin diyor Rabbimiz Teala. Arabistan kıtasında da olsa, ama Mekke, Medine sanki bunun dışında, Arabistan kıtasında herhangi bir yerde bir kimse Müslümanlığı öğrenmek ya da dinlemek istiyorsa Müslümanlar ona izin verecekler. Zalik bennehum kavmün la yalemun. Bunlar bilmeyen bir topluluk. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Hiç olmazsa bilir hale gelmeleri için siz onlara yol gösterin. Güzelce bir hayatta onları da yönlendirin der Rabbimiz Teala Tevbe suresinin bu ayetinde. Ve Tevbe suresi devam ediyor ayetleriyle, biz de anlamaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.